Hadi kaldığımız hadi yerden. Tuğçe Özdudak podyumda. I got on the phone and called a girl, said me new dangling curly pearls were na-na-na-na. Na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na. 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 Na-na-na. Oh na-na-na-na. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Mars'a. Mars'a mı? Ben hafta içi uzaya, cuma günleri de Mars'a gidiyorum. Öyle bir konsept yarattım. Çift mesai var yani. Çift anladım. Mesai, evet. Uzayda yaşıyorum. Gerçekten nereye gidiyorsun? Şöyle bir konseptim var. Bu arada Hatice'nin Fidayda da şarkısında oynayamadığım için çok mutsuzum. Çünkü bir Ankaralıyım. Bir dur. Durdum. Ben de Ankaralıyım. Biliyorum. O yüzden çok mutsuzum. Ben de. Herkes biz, ama biz yani daha çok dinleriz Hatice burada. Tabii, Hatice tamam. Dinleyeceğiz burada. Tamam o zaman. Lütfen. Bir içimde kaldı şu kıyafette hani tamam. Ankaralım şarkısını oynayalım. Bir sonraki Hatice sana gelsin. Tamam öyle olsun. Tamam. Benim bir filmim var. İşte benim Hatice'm programı. Güzel. Hatice'm, Hatice'm olur musun? Hatice ise olur. Hatice ise olur. Ama aynen ben diyecektim. Biz neticeye bakalım canım. Helal sana be. Vallahi büyüksün Hatice. Helal sana. Bayılıyorum. Seni seviyoruz. Çok seviyoruz. Ben bayılıyorum. Ya. Ben seviyorum programı. Gerçekten. Hani öne çıkan yarışmacı kim olur diye düşünüyorum ama sen aldın uzak ara gidiyorsun şu anda yani. Yok canım, fenomensin. Öyle, tam mi? Sevdiğin gibi. O zaman çalın bir finalde oynayayım şöyle. Çal ya. Çal yani. Çal. Tuğçe de oynasın. Kaynatırlar, aman bulgur kaynatırlar. Serine yayladırlar, aman serine yayladırlar. Bizde adet böyledir, aman bizde adet böyledir. Güzel yalatırlar, aman çirkini beşiz altın yedim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başıma da yedi bu sevda. Fidayda da Ankara'lım fidayda. Beşiz altın yedim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Bugünlük de bu kadar. Yarın aynı saatte sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Herkes nasıl baştan çıkardı? Ya sevdiğimizden bak bunu her zaman yapmayız. Yanılsınız ya. Sanki Hatice'nin düğünü vardı. Programda iki kez aynı şarkıyı çaldım. Ya. 99 yılında bu albüm çıktı. Ve defne olmuştu. Allah'ım esirgesi mi daha olmasın. Albüm öyle bir satıyor ki Öykü Hanım, biz dedik ki insanlar alıp evlerinde mi dinliyorlar acaba? Yani bir depremde o dönem biz yaratmıştık. Hala ben duyuyorum akşamları bazı radyolarda. Ben size söyleyeyim. Biz burada bir klip çekelim. Daha, ama zaten. Daha yeter. Bir kere daha mı bana istiyorsun kızım? Bana yetmese yeter. Oraya yeter. Kıskanacaklar.
büyüyeceğim tamam, bir gün. Zaten kirpiklerimiz tamam, düşüyor yavaş yavaş. Ya dansa. Senin o Nil, orada o önü kapatman neydi ya? Hayır. İçiyor. Ben varım, ben varım. İntikamını aldı, intikamını geldi perdeyi açtı. İntikamını aldı. Sahne bitti, Tunçe ile baş başa kalabiliriz. Tamam, gidiyorum. Müsaadenle, ayıp olmazsa. Gidiyorum. Ne demiştik en son? Konsept miydi? Ha, evet. Bilmiyorum ki. Ben nereye gidiyordum? Ha evet, nereye gidiyorsun? Oradaki Mars uzay geyiğini yaptık, devam. Evet. Kardeşinin filminde oynuyorum. Bir tane korku filminde oynuyormuşum. Yani bu Angelina Jolie'nin Malefiz'i var ya. Hmm. Onun Türk versiyonunu çekmişler. Ankara'dan ailem gelmiş. İzliyorlar beni. Galası, gala gibi yani. Hani de ilk gösterim diyelim. Tamam. Bütün eşim, dostum, akrabalarım, herkes gelmiş. O yüzden biraz böyle hani okulukta gelmeye çalıştım. Öyle bir konseptim var. Gel bakalım. Tabii ki bu konsepti anlatırken aradaki mesajla Ankara'dan ailem gelmiş. Onları çok özledim. Burada başka bir mesaj var. Ankara değil, demişken değil dedim. Bu kadar. Tabii. Bir mesaj yok bir aslında. Bir korku filmi gelse güzel olur. Olur tabii. Başrolünde oynayayım. Olur. Ödül alsın. Oo. Eş dost. Çok iyi olur. Gerçekten çok özledim tabii ki. Peki. Güzel. Yani aslında benim çok tercih edebileceğim, beğenebileceğim bir model değil ama sen giyinince hani böyle çıtı pıtı sana yakışan bir şey yani senin tarzın bu. Ben normal hani bu topuzunla o anlamda demek istemedim yani senin böyle köşeli böyle jilet gibi hatların çıkaran kıyafetler giyiyorsun. Güzel. Beğeniyorum ben. Teşekkür ederim. Sana yakışan bir model. Güle güle giy. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Esra'cığım, yorum alayım. Valla ben yorumlamayayım, bilmiyorum. Değişik bir elbise. Yorumla canım, niye yorumlamıyorsun? Beğenmedin mi? Oba. Aşık olmadım ya. Malefiz'e uymuş, uzaya da çok uyuyor. Ama hani bilmiyorum. Ama şık duruyor bu arada, fotoğrafta ve ekranda çok şık duruyor. Hatırlıyorum şeyden. Zarif duruyor. Fena bir elbise değil. Sana yakışmış. Hazır mısın Tuğçe'cim? Hazırım. Geçebilirsin. Tuğçe Özbudak, ayakkabı 300 lira, çanta 50 lira, elbise 3000 lira. Tuğçe'cim çok güzel taşımışsın. Fakat bu bir defile parçası. Normal hayata adapte etmek biraz zor. Defilede harika durur. Normal hayatta biraz eteğini zapt etmek gerekiyor. Çünkü yürürken çok sıkıntı çektin. Evet. Açıldı, ayağına dolandı. Neresi açılıp neresi kapandığı belli değil. Dediğim gibi bu tip şeyler podyumda çok güzel ama hayat içerisinde onun bir denge bulması lazım. Film galasında olmaz mı mesela? Efendim? Öyle bir film galasında giyemez miyim? Hani durduğum yerde duracağım sonuçta. Durduğun yerde içeri evet. Gireceksin, duracaksın ve oradan tekrar çekip gideceksin. Röportajımı yapacağım. Duracaksın ve gideceksin. Hani karakterimi yani, temsilen bir kıyafet zaten gibi. Zaten onun için söyledim. Bir defile kıyafeti. Evet. Bu bir hayat kıyafeti değil. Yani hayatın içinde kolay akışı olan bir kıyafet değil. Güzel taşımışsın. Saçlarını toplaman da çok güzel olmuş. Kalkık yaka olduğu için birbirini tamamlamış. Güzel. Teşekkür ederim. Korkuyorum. Sen Malefiz'in Malefiz'in taşrada yaşayan kuzenisin. Malefiz'e özenmişsin, o gelmişsin. Şaka. Çok beğendim. Gerçekten mi? Bak bu futuristik şeyleri taşıyorsun ama İlla böyle bu kadar modern bir şey giydin diye saçını da ona uyduruyorsun. Bununa kızıyorum ve bunu nasıl anlatacağım sana? Ne yapmam lazım sana? Onu bilemiyorum. Dümdüz yapacaksın, zorlama. Düz? At kuyruğu mu? Hayır, dümdüz toplayacaksan bu kadar buradan bir yumruk koyma. Şuradan küçük bir balerin topuzu yap. Daha fresh bırak seni. Yavaş yavaş olacak. Çok yeni zorluyorsun bak, yani, anlatamıyorum bilemiyorum sana. Seni böyle bir elbise diktirdim. Sonra saçını düşündüm. Dedim ki ilk başta hani böyle çok sıradan bir şey yapayım dedim. Hani senin giyinirken denge denen başlığı öğrenmen lazım. Evet. Bütün hayatını buna adapte evet. etmen lazım. Buradaki en iyi parçaları bulan 3 kişiden birisin. En kötü kombinleyen 3 kişiden yine birisin. Ama hani Allah'tan bir tek saç, az puan kıracağım onun için. Burada makyajı, en azından makyajı kurtarabilmişsin. O da beni şaşırttı. 8. Teşekkür ederim. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Ben vatklarını çok sevdim. Boğazın detayları çok sevdim.
Elbisenin kumaşını beğendim. Keşke o kulaklar olmasaydı. Bunlar mı? Evet. Ve elbise yırtmaç olmasaydı. Simsiyah yere balık kadar aynı öyle olsaydı. O dikvatkalı elbiseyle. O zaman o topuz olabilirdi. Hı-hı. Çok fazla dikkat çekmezdi. O kulaklarında o topuz fazla görünüyor. Tamam. Bu durumda da ince, aynı boyuta çünkü boyunu uzuyor, uzatıyor. Evet. Birazcık daha modern toplamak şekilde olmalı. Ama dediğim gibi elbisenin sevdiğim kaç tane nokta var. Çantayı da ben yaptım arkada. O da güzel oldu. Elbisemin kumaşından kapladım. Çok güzel. Zaten o kulaklarından sonra başka çanta almamalısın. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun.